Çalıyor. Açmadı daha. Babaanne hadi aç şu telefonu. Özledim ya. Ha alo babaanne nasılsın? Torunum ben torunun. İyiyim iyiyim ben iyiyim. Asıl sen nasılsın? Çıkmıyorsun değil mi hiç dışarı? Bak çok kötü dışarılar hep. Hep yani biliyorsun evet dua ediyorum ama yine de sen çıkma yani. Bu hastalık var yani dikkat etmen gerekiyor. Seni çok özledim. Mutlu oldun mu aradığım için? Tamam hadi sonra yine konuşuruz. Şimdi yayın başladı. Hadi hadi öpüyorum seni ama uzaktan. Mua, mua, hadi bay bay. Ay çocuklar özür dilerim. Babaannemle telefonda konuşuyordum. Biliyorsunuz bugünlerde onlarla görüşemediğim için onları çok özlüyorum. Ama bu arada hepiniz bugün de Sat Yeni Türk Çocuğa hoş geldiniz arkadaşlar. Beni hala tanımayan, hatırlamayan ya da bugün ilk kez Sat Yedi Türk'ü bu saatte açan arkadaşlarım varsa hemen kendimi tanıtıyorum. Aşağıda görüyorsunuz ben Nor ablanız. Sat Yedi Türk kanalında hafta içi her gün pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri saat tam 4'te burada sizlerle buluşuyor oluyorum ve o kadar çok şey konuşuyoruz ki inanamazsınız. O yüzden bence izleseniz iyi olur. Gadu geldi. Ona şöyle bir baktım. Gadu bu aralar ekranlarda görünmek istemiyor. Neden bilmiyorum. Gadu. Gadu. Hadi gel. Hadi gel bak arkadaşlarım seni merak ediyorlar. Sanırım gelmek istemiyor. Her neyse. Arkadaşlar bu arada az önce babaannemle telefonda konuşurken size yakalanmamın bir sebebi de bugün sizler için hazırladığım görev. Bu yüzden konuyla ilgili bu şekilde belki bir tahminde bulunabilirsiniz. Birazdan size ipucunuzu da vereceğim ama ondan önce günlerinizin nasıl geçtiğini çok merak ediyorum. Her şey yolunda mı? İyi zaman geçiriyor musunuz? Uzaktan eğitiminiz nasıl gidiyor? Sizleri gerçekten merak ediyorum. İşte bu yüzden aşağıda WhatsApp numaramız var. Bu WhatsApp numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Günlük hayatınızın nasıl geçtiğine dair, evde neler oynadığınıza dair, neler öğrendiğinize dair ya da bu süreçte hangi hobiler edindiğinize dair lütfen bizlere bilgi verin. Çünkü sizler bizim için çok önemlisiniz. O zaman haydi bakalım madem bu kadar konuştuk, kendinizi birazcık görevinizi hazırlamanız için şöyle güzelce yine her zamanki gibi esnemenizi istiyorum. Şöyle kollarınızı kaldırın bakalım yukarı aşağı yukarı aşağı böyle yüzer gibi. Çünkü yazı da özledik bu arada değil mi? Sanki yüzmeyi özledik. O yüzden böyle hayali bir denizin içinde düşünebiliriz kendimizi. Şöyle yüzebiliriz, esnemiş oluruz ve aynı zamanda tabii ki ne yapıyoruz? Derin derin nefes alıp veriyoruz ve 5'ten geriye doğru sayacağım. Hazırsanız görevimiz gelecek. Haydi bakalım. 5, 4, 3, 2, 1. Sormak için bir aile büyüğünü ya da bir arkadaşını ara. Evet işte ben de az önce babaannemi aradığımda bu görevi yerine getirmeye çalışıyordum. Çünkü bizi çok özlüyorlar. Biz de onları çok özlüyoruz. Aile büyüklerimiz ya da arkadaşlarımız da olabilir. O yüzden bence iletişimimizin zarar görmemesi için ve biz de mutlu olmak için ve onları mutlu etmek için onları bu süreçte arayabiliriz. Bugünkü göreviniz bu arkadaşlar. Bir aile büyüğünüzü ya da bir arkadaşınızı arayıp telefonla hatırını sorun. Nasıl olduğunu sorun. Şimdi yavaş yavaş ipuçlarım gelsin. Bu görev çünkü evet kolay bir görev gibi görünüyor ama aynı zamanda tabii ki de detayları da var. Haydi bakalım Nora abanı sizlere bu konuyla ilgili ipuçlarını vermeye başlasın. Şimdi bu kişi anneannen, deden, babaannen, halan, teyzen, amcan veya dayın olabilir. Ya da okul arkadaşların olabilir, mahalle arkadaşların olabilir. Hiç fark etmez. Öncelikle ilk ipucu bu görevle ilgili ilk adımın bu konuyla ilgili o kişiyi belirlemen. İkinci ipucun o kişiyi belirlerken o kişiyi senin aramana ihtiyaç duyan biri olmasına dikkat ederek seçmeni istiyorum. Çünkü aslında biliyoruz ki tıpkı mesela aile büyüklerimiz gibi onlar genelde hayatları bizden daha sıkıcı olabiliyor evde. Genelde böyle fiziksel rahatsızlıkları olduğu için evde bizim gibi zıplayıp koşup oynayamıyorlar. O yüzden de bence bizim telefon etmemizi bekliyor olabilirler. Bu kişileri seçebilirsiniz. Mesela seni çok özleyen ve sesini duyduğunda mutlu olacak birisi. Aynısı senin için de geçerli. Tabii ki sen de onun sesini duyduğunda mutlu olmalısın. Arkadaşların da buna dahil ve aynı zamanda aile büyüklerinde. Bir diğer ipucun.
O kişiyi anne ya da babanın yardımıyla normal telefonla arayabilirsin. Evet, sesini duymak çok güzel ama şimdi artık biliyoruz ki teknoloji o kadar gelişti ki annenden ya da babandan izin isteyerek onların telefonunu kullanıp onları görüntülü arayabilirsin ve birbirinizi görebilirsiniz. Evet, aranızda uzak bir mesafe olabilir, birbirinizi gerçekten sarılıp öpemiyor olabilirsiniz ama üzülmeyin, görüntülü konuşabilirsiniz, onları uzaktan da olsa görebilir, onları uzaktan da olsa öpücük gönderebilirsiniz arkadaşlar. Ve bir diğer ipucum da şu, özellikle ona nasıl olduğunu, sağlığının iyi olup olmadığını sormayı asla unutma. Çünkü bu çok önemli. Hem de bu şekilde eğer sana belki de bir dua konusu verebilir, belki çok iyi hissetmiyordur kendini ya da belki üzgündür, fark etmez. Sonuç olarak onun nasıl olduğunu ona sorarsan bu şekilde onun için dua da edebilirsin. Ve aynı zamanda onu çok sevdiğini ve onu çok özlediğini söylemeyi lütfen unutma sevgili arkadaşım. Şimdi de bu görevin faydasına bakalım. Neymiş acaba bu görevin faydası? Şimdi bunu yaptığında evden çıkamadığımız bu sıkıcı günlerde bir kere keyifli bir şey yapmış olacaksın. Hem sen eğlenmiş olacaksın hem de karşındaki kişinin eğlenmesine yardımcı olmuş olacaksın. Bir diğer faydası ise aradığın kişiyi aynı zamanda çok mutlu etmiş olacaksın ve bu çok güzel bir şey değil mi? Ve diğer faydası ise karşıdaki kişiye nasıl olduğunu sorduğunda az önce de söylediğim gibi belki iyi değildir ya da belki de iyi olsa bile senden bir konuda dua isteyecektir. Ona bunu söyleme cesaretini vermiş olursun ve seninle dua konusunu paylaşabilir ve aynı şekilde sen de onunla dua konunu paylaşabilirsin ve uzaktan da olsa aranızdaki bağ daha da sağlamlaşmış olur. Evet, görevle ilgili bilmeniz gerekenler bunlar. Haydi bakalım şimdi Ege'ye. Midemiz bir damacana kadar genişleyebilir. Hadi bir damacana suyu dikin kafaya. Hapşırınca ağızdan çıkan hava saatte 100 kilometreyi bulunur. Hapşıran birinin önünden geçmeyin, yaralanabilirsiniz. Bir nevi sneeze kasırgası. Dil izi de parmak izi kadar özeldir. Yani bir suç işlerseniz bir yeri yalamamaya özen gösterin. Sinir uçlarınızın taşıdığı bilginin hızı saatte 4000 kilometredir. O zaman bir SHT yapılabilir. Sinir hızlı treni. Ellerimizle kendi kendimizi boğmamız imkansızdır. Darth Vader'a gelsin bu. Vücudumuz günde 300 milyar yeni hücre üretir. Çok yemek yiyince duyma hızı azalır. Çiğneme seslerinin hiç duyulmuyor zaten. Vücudumuzda dakikada 300 bin hücre ölür. Hücreler için bir saygı duruşu. Sana çok teşekkür ediyoruz. Peki acaba şimdi sırada ne var? Çocuklar şaşırmaya hazır mısınız? Öyleyse başlayalım. Kromofobi. Kromofobi kelimesini daha önce duydunuz mu? Bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? Kromofobi arkadaşlar aşırı renk korkusuna denir. Ne kadar enteresan değil mi? Aşırı renkten korkabiliyormuş demek ki insanlar. Hatta belki de aramızda bunlardan biri olan da vardır. Kromofobi. Peygamber develerinin yalnızca bir kulağı vardır. Bu yüzden onlara bir şey söyleyeceğiniz zaman bence yüksek sesle bağırmanız gerekiyor. Bir diğer ilginç bilgim, şaşırtan bilgim. Eğer yatmadan güzel kokular koklarsanız güzel rüyalar görme ihtimaliniz giderek artıyormuş. İşte bu yüzden eğer kötü rüyalar görmekten çekiniyorsanız yatmadan önce mutlaka güzel bir şey koklamanızı tavsiye ediyorum size. Kaplumbağalar dil çıkaramıyorlarmış. Bu çok büyük bir eksik olmalı. Siz bir deneyin bakalım dil nasıl çıkartıyorsunuz. Hatta bence aynada kendinize bakabilirsiniz. Ama sevgili kaplumbağa arkadaşım, arkadaşına muzurluk yapıp dil çıkaramadığın için senin adına çok üzüldüm. Ve bir diğer şaşırtan bilgim ise bilinen en eski çam ağacının 4700 yıldan daha yaşlı olmasıymış. Gerçekten düşünsenize dedelerimizden, anneannelerimizden, babaannelerimizden çok daha yaşlı. 4700 yaşında bir ağaç. İnanamıyorum. Gidip gerçekten ona anılarını sormak istedim. Sevgili ağaç, umarım ömrün çok daha uzun olur. Ve bir diğer şaşırtan bilgim de şu.
Artık yaz geliyor ve yazın en sevdiğimiz meyvelerden bir tanesi karpuz. Peki karpuz deyince aklınıza böyle kocaman, böyle kesmesi zor olan bir meyve geliyor değil mi? Ama arkadaşlar, Meksika karpuzu denen bir şey varmış ve karpuz deseninde aynı karpuz gibi görünüyor ama boyu sadece bir üzüm kadar. Yani aslında bizim bildiğimiz karpuz gibi değilmiş. Çok enteresan. Bir gün tatmak isterim. Ve son şaşırtan bilgime geliyorum. Koku duyumuz sabahları daha zayıf, akşamları ise daha güçlüdür. Bu yüzden sabah bir şeyin kokusunu, belki kötü bir şey varsa o kokuyu almayabilirsiniz ya da güzel bir şeyse. Ama masanızda eğer salonda güzel bir çiçek varsa onu akşam koklamayı deneyin. Kokusunu çok daha iyi alacaksınız. Şimdi de sırada ne var? En sevdiğim bölüm Tanrı'nın sözü. Sevdiğim bölümdeyiz. Tanrımızla daha yakın olma şansı bu bölümde bizlerle birlikte. Tanrımızı daha yakından tanıma şansı ve onun bizim için olan planlarını daha iyi anlama şansı bu bölümde bizlerle olacak. Arkadaşlar, Diriliş Bayramı yaklaşıyor ve her geçen gün yüreklerimiz onun gelişine daha fazla hazırlanıyor. İşte bu yüzden şimdi öncelikle Mesih'imizin dünyaya gelişinden bahsetmek istiyorum size. Çünkü sonrasında büyüdüğü zaman, yaşı ilerlediği zaman bizim için çok büyük bir fedakarlık yaptı ve bizim bütün günahlarımızı kendi üzerine aldı. Ama bütün bu olanlar yaşanmadan önce acaba ne oldu? Nasıl bu dünyaya geldi? Bizim için neler yaptı? İşte bunu merak eden varsa şimdi sizlere bir öykü okuyacağım. Bir taraftan gözlerinizi kapatabilir ya da gözlerinizi açık tutup birazdan gelecek görselleri takip edebilirsiniz. Ama lütfen hikayeyi dinlemeyi unutmayın. Her şey hazırdı. Kurtarıcımızın gelmesi için o çok uzun zamandır müjdelenen, onun hep gelişi müjdeleniyordu ya, bir kurtarıcı gelecek diye. İşte o kurtarıcının geleceği zaman artık gelmişti. Her şey hazırdı. Tanrı'nın beklediği an gelmişti sonunda. Tanrı halkına yardım etmek üzere geliyordu. Tıpkı en başta söylediği gibi. Peki ama nasıl gelecekti? Neye benzeyecekti? Ne yapacaktı? Ne de olsa dağlar onun önünde eğilirdi. Denizler gürlerdi. Ağaçlar ellerini çırpardı. Ama yeryüzü nefesini tuttu. Tıpkı ses çıkarmadan yağan kar gibi sessizce geldi kurtarıcımız. Kimse bakmazken karanlıkta geldi. Yusuf adındaki bir adamla nişanlı olan Meryem adında bir kız vardı. Yusuf, Kral Davut'un büyük torunuydu bu arada. Bir sabah bu genç kız kendi işine bakarken birdenbire ışık savaşçısı yanında belirdi. Oracıkta, odasında Meryem'in. Ne kadar esrarengiz ve ne kadar aynı zamanda heyecanlı bir şey. Kendinizi hiç Meryem'in yerine koymayı denediniz mi? Acaba siz olsanız ne hissederdiniz? Gelen bir melekti. Göklerden gelen özel bir haberciydi. Ve adı Cebrail'di. Meryem parıldayan bu uzun boylu meleği görünce çok korktu. Anlamadı. Çünkü kocaman bir melekti. Korkmana gerek yok dedi Cebrail. Tanrı senden çok memnun. Ne kadar güzel bir söz. Acaba Meryem gibi biz de Rab'den bu sözü duysaydık neler hissederdik? Acaba melek bir başkasıyla mı konuşuyor diye Meryem etrafına bakınıyordu. Meryem dedi Cebrail ve öylesine bir mutlulukla güldü ki Meryem'in gözleri doldu. Meryem, senin bir bebeğin olacak, bir oğlun olacak. Ona İsa adını vereceksin. O Tanrı'nın kendi oğlu. Beklediğimiz kurtarıcımız. Bir süper kahraman gibi yani, öyle düşünebilirsiniz. Gezegenleri uzaya fırlatıp onların orada dönüp durmasını devam eden, ettiren Tanrı, tek bir sözüyle evreni yaratan Tanrı. Her şeyi yapabilecek olan Tanrı kendini küçükleştiriyordu, bir bebek haline geliyordu. Yeryüzüne geliyordu o haliyle. Hem de bir bebek olarak. Bir dakika, dünyayı kurtarmak için bir bebek mi gönderiyordu Tanrı? Nasıl yani? Ama bu fazlasıyla harika dedi kalbi hızla çarpan Meryem.
nasıl gerçek olabilir? Tanrı için fazlasıyla harika ve yapılmayacak bir şey var mı diye sordu Cebrail. Böylece Meryem gözleriyle görebildiklerinden daha çok Tanrı'ya güvendi. İnandı. Ben Tanrı'nın hizmetkarıyım dedi. Tanrı ne derse onu yapacağım. Evet, her şey tıpkı meleğin söylediği gibi oldu. 9 ay sonra Meryem'in bebeğine doğurma vakti geldi. Tıpkı normal bir bebek gibi, yani senin gibi, benim gibi, biz nasıl dünyaya geldiysek aynı o şekilde. Düşünebiliyor musunuz? Koskocaman, görkemli Tanrı, bizleri yaratan Tanrı. O günlerde Meryem ve Yusuf Betlehem'e yolculuk yapmak zorunda kaldı. Bu Kral Davut'un da doğduğu kentti. Ne var ki küçük Betlehem kentine geldiklerinde bütün odaların dolu olduğunu gördüler. Her yatakta birisi vardı ve Meryem 9 aylık hamileydi. Kocaman bir karnı vardı. Gitmeniz gerek dedi hancılar. Sizin için yerimiz yok. Nerede kalacaklardı? Meryem'in bebeği doğmak üzereydi. Sıcak bir yatak ya da hastane bile yoktu ki zaten o zaman hastane yoktu. Bulabildikleri tek yer eski püskü bir ahırdı. Hiç ahıra gittiniz mi çocuklar? Oranın aslında ne kadar kötü kokan bir yer olabileceğini ve bazen ne kadar bize kirli gelebileceğini biliyor musunuz? Böylece ineklerin, eşeklerin ve atların kaldığı yerde kalmak zorunda kaldılar. Düşünebiliyor musunuz? Bu ne kadar zor bir şey. Orada tavukların, eşeklerin ve ineklerin arasında gecenin sessizliğinde Tanrı dünyaya harika hediyesini verdi. Dünyayı değiştirecek olan bebek doğdu. Oğlu olan bebek. Bazen inanamıyorum. Mesih'in, kurtarıcımızın, o süper kahramanın, Tanrımızın bir ahırda doğduğuna bazen inanamıyorum. Çünkü biz bazen girmeye bile korkabiliriz oraya. Ama Tanrımız ne kadar alçak gönüllü ki lüks bir yerde doğmak yerine öyle bir yerde doğdu. Meryem ve Yusuf onu sarıp sarmaladılar üşümesin diye. Hayvanların yemek için kullandıkları yemliği bir beşik olarak kullanıp içine yumuşak saman yerleştirdiler. Tanrı'nın harika hediyesine kundağa sarılmış ve yemlikte yatan bebeğe hayretle baktılar. Meryem ve Yusuf ona İsa, İmanuel, yani Tanrı bizimle yaşamak için geldi adını verdiler. Çünkü Tanrı tam olarak bunu yapmıştı. Evet arkadaşlar, işte Mesih'in doğuşunu birlikte duyduk, dinledik. Zaten biliyoruz, yüreklerimizde yer etmiş bir hikaye. Ama böyle bakmak çok heyecan verici. Tanrımızın, o bizi kurtaracak olan müthiş kahramanın aslında dünyaya senin benim gibi bir bebek olarak gelmesi çok ilginç. İşte arkadaşlar, yakın zamanda diğer bölümlerde, gelecek bölümlerde sonrasında Mesih'in bebek halinden sonra büyüyüp ve büyüdükten sonra neler yaptığını ve kendini bizi kurtarmak için nasıl hazırladığını birlikte öğreneceğiz. Şimdilik kendinize çok ama çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Nur ablan sizi çok seviyor. Pazartesi yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın.